Merhaba, çok özel bir yerdeyiz. Oyuncak Müzesi. Oyuncak Müzesi'nin babası diyeyim, Sunay Akın. Ben onu sohbetkar olarak tanımlıyorum. Tatlı sohbetlerin, ilginç bilgilerin ve bizi dürten bir takım hikayelerin üstadı o. Son olarak Sunay Akın kalede bir Yılbaşı. başınayı yazdı. Kalecinin yalnızlığını çağrıştıran, aynı zamanda Sunay'ın da giydiği bir forma. O hikayeleri anlatacak. Kalecinin yalnızlığını aslında değiştiren, kaleciyi yalnızlıktan kurtaran bir kitap olarak Güzel. okudum ben Sunay Teşekkür ederim. bunu. Şimdi birçok hikaye var. Hikayelerin ortak noktası bir kere bir hüzün akıyor içinden. Hüzün, doğru. Her eski olayda hüzün vardır ama bunların içinde ayrı hüzünler var, insani hikayeler. Ama aynı zamanda bir neşe, bir espri, ilginç olaylar, bilmediklerimiz, o insanların öteki hayatları, rastlantıları hepsi var. Kitabı Sabri Dino'ya adamışsın. Sabri Dino. Kesinlikle. Ondan Ondan başlayalım. başlayalım. Ben Sabri Dino'yu bir kez gördüm. O da Şişli, Mecidiyeköy tarafında bir pazarın içinde bir mağazası vardı. Gömlek. Gömlek üretirdi ve Evet. satardı. Sabri Dino Evet. gömlekleri. Çok güzel Evet. gömleklerdi. Çok çok şık. Kendi de ama hep şık Çok giyinirdi, değil mi? beyefendi. Çok, çok. Gerçek bir beyefendi. Evet. Yani futbolun şöyle bir beyefendi 11 yapılsa kesinlikle Evet. 11'e girer Evet. Sabri Dino. Çok beyefendi. Ama o dönem futbolcular çoğu da öyleydi yani. Birçoğu öyleydi. Birçoğu öyleydi. Şenol Güneş'in çok güzel bir sözü vardı. Der ki, eskiden biz yoksul, fakir ailelerin çocukları top oynardık. Tribünlerde zenginler bizi seyrederdi. Şimdi zenginler top oynuyor, fakirler tribünlere çıktı. Doğru. Yine her ne kadar o zengin çocuklar da yine alt sınıflardan gelse de birçoğu ama Evet. çoğu artık şeyden geliyor. Başka Çok ülkelerden çok geliyor. doğru. Çok zengin oluyorlar artık. Evet, Yani evet. Sabri Dino futbol oynadı da futboldan para kazanmadı ki. Yok, Yani yok. futbol oynarken Şenol Güneş futboldan para Ya kazanmamıştır. bilirsin jübile yapılırdı ki para kalsın Bravo. biraz. Hatta şey çıkarırlardı. Jübile kitapları. Tabii, tabii, Onları tabii. satarlardı ki Tabii, biraz para kazansınlar tabii, diye. tabii. Tazminat gibiydi o ya. Aynen. Kıdem Çok tazminatıydı. doğru. Çok doğru. İşte Sabri Dino'yu o mağazada görmüştüm. Çok yakışıklı bir insandı. Evet, Ya Süpermen gibi bir şey biliyor musunuz benim için böyle. evet. Ne yazık ki bedenime göre gömlek bulamadım. Çok üzülmüştüm. Evet. Ben onun hayranıydım. Nasıl hayran oldun mesela Ben de Sabri kaleciydim. Dino'ya? Heh, işte oradan o zaman. Kaleciydim. Şenol Güneş'i çok seviyorum. Trabzonlusun. Trabzonlu. Lakabım zaten takımda Şenol. Hatta Evet. beni lise yıllarında arkadaşlarım Sunay diye bilmez. Şenol. Şenol. Şenol diye lakap olmaz ki. Şenol deyince herhalde kendi adı diyorlardı yani. Öyle Tabii. biliyorlardı. De keza Sabri Dino. Şifo olsa anlarlar ama Tabii. Şenol olunca Bravo. anlaşılmıyor. Şifo. Ya da Zof deseler. O yıllarda Tabii. Dino Zof vardı. Tabii. Sabri Dino. İki Dino vardı benim hayatımda. Bir Sabri Dino, bir de Dinozor. Tabii. Zaten ikisi karşı karşıya oynamış. Napoli'de. Evet. Ne güzel değil O mi? maçı izledim ben Hadi televizyonda. canım. Şanslısın. Televizyondan izledim. Çok O iyi. maçın gazıyla da burada Almanya maçı vardı. Bir sonraki Evet. milli maç. Ona da geceden kuyruğa girdim. Of. O maç berabere bitmişti Napoli. Evet. Burada yenildik Almanya ama Evet. hani müthişti Müthişti Sabri. Sabri'nin Sabri Dino maçı kurtarışları. kurtarmıştı. Dinozof, Sabri. Sabri Dino. Tabii Sabri Dino'nun o trajedik sonu beni çok üzdü. Özellikle 9 Ocak günü 1990 yılının Cemal Süreya öldü. Ki benim şiirde beni en çok teşvik eden, bana hocalık Evet. yapan, 80 sonrasının işte en iyi Müthiş şairi, en tabii. iyi yazarı diye beni gösteren Cemal Ölüm Süreya. yıl dönümü yeni Evet, zaten. 9 Ocak'ta ölüyor. Onun hüznü oturmuşken içime. 5 gün sonra da Sabri Dino'nun ölüm haberi geliyor. Benim Evet. hayatımda o büyük bir yıkımdır biliyor Evet. musunuz? Yani edebiyatta idolüm, çok sevdiğim Cemal Süreya kaybediyorsun. 5 gün sonra çok sevdiğim bir kaleciyi Sabri Dino'yu İnsanı ayrı kaybediyor. Hem de tabii. çok trajedik bir sonudur bak Evet. Sabri Dino'nun. Bu yüzden 9-10 yılda çabaladığım, uğraştığım bu kitabı Sabri Dino'ya ithaf edin. Ama Unutulmaz. kitabında güzel bir buluşma var. Bir an, bir Evet. an. Orada Evet. Yaşar Kemal, Evet. Abidin Dino, pardon Arif Dino var ama dolayısıyla Abidin Dino da orada Abidin Dino. sayabiliriz. Ve Sabri Dino var. Abi onu senden dinleyelim. Çünkü aslında bu kitapta olmayan öykü akar gider. Öyküler kitapların sayfalarında kalmaz. Aslında akar gider. Buzdağı gibi Tabii siz tabii. görünen sudaki kısmına okursunuz. Ama dibi vardır. Onu Umut anlatacağım. Dalı Ama sen o da buluşmayı bir anlat ya önce. şimdi Yaşar Kemal, tabii Yaşar Kemal hocamız İstanbul'a geliyor. Gelmek zorunda kalıyor daha doğrusu. Çünkü Adana'da
arzu hacilik yapıyor, öyküler yazıyor. Vay komünist diye ihbar mihbar. Bereket versin iyi bir hakim çıkıyor karşısına. Diyor ki oğlum seni burada yaşatmazlar. Sen aydın bir insansın. Hakim diyor ki sen İstanbul'a git. Unu neden suyuyla, neden öyle diyor? Onu suyuyla çok güzel. Çünkü hakimin karısı, hakimin eşi Yaşar Kemal'in öyküsünü okumuş ve çok sevmiş. Bu yayınlanmamış öykü. Yayınlanmamış öyküsü. Bu büyük bir yazar demiş. Çünkü öykü dosyaya, dava dosyasına girmiş değil mi? Dava dosyasından hakimin eşi Yaşar Kemal'in öyküsünü okuyor. Diyor ki ya diyor, bu büyük bir yazar diyor. Müthiş bir şey. Çok güzel diyor. Şunu buldum. Hakim de Vedat Günyıl'ın amcası. Evet, o da ne enteresan var, değil mi? Çok, çok. Şimdi geliyor, Gülhane Parkı'nda kalıyor. Para yok, perişan. Arzu hacilik yapıyor. Gülhane Parkı'nda yatıp kalkıyor. Balık tutuyor, balık yiyor. Bekliyor ki Arif Tino da gelecek. Öyle konuşmuşlar. Adana'dan buluşacaklar. Haber geliyor. Gülhane Parkı farkında mı peki? Ya la, hiç değil ya. Gülhane Parkı'nda niye ya? Yaşar Kemal öyle bir heykelini dikmeyiz ya. Halbuki Gülhane Parkı... Belki hikayesi Yaşar, bile bilinmiyor ki. Ne acı değil mi? Ya. Ama koskoca Yaşar Kemal ya. Bir ülkeden kaç tane Yaşar Kemal çıkar? Tabii. Rusya'dan kaç tane Tolstoy çıkar? Tabii. Bizden de Yaşar Kemal o kadar çıkar. Tabii. Orada Gülhane Parkı'nda, sarayın dibinde, Adana'dan gelen... Yaşar Kemal. Yaşar Kemal balık tutuyor. Gariban aç. Ve orada yatıyor, kalkıyor. Haber geliyor ona. Arif Tuna geldi. Seni Beşiktaş'ta akrabasının evinde bekliyor. Gidiyor. Gittiği yer Sabri Dino'nun evi işte. Sabri Dino açıyor kapıyı. Düşünsene yani. Bakın Sabri Dino Beşiktaş'ta büyüyen bir Beşiktaş'ta çocuk. Beşiktaş'ta büyüyen çocuk. Çarşı çocuğu. Çarşı çocuğu. Çok doğru. Çok Boğaz çocuğu. Tabii. Boğaz çocuğu ve Boğaz'da son evi. Peki. Yani. Ben bir fotoğraf hatırlıyorum. Sabri Dino Galatasaray genç takım kalecisi. Bir de şey var o takımda. Mesut Şen. Hadi. Bursa Spor'un efsanesi. Hadi, o da sonra Beşiktaş'ta oynadı Mesut Şen. Müthiş. İkisi de Galatasaray genç takımda ve yanlarında teknik direktör Metin Oktay. Ay hadi. Demek genç müthiş, takımda çalıştırıyormuş o arada. Müthiş fotoğraf ya. Yani. Bulabilir misin o fotoğrafı? Bulabiliriz herhalde. Harika bir fotoğraf ya. Yani bakın işte o yıl futbolun duayenleri, yani starları gençlerin yanındaydı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi kaç tane bugün star yıldız futbolcu ha? Bırak onu kendi önünde takımından, genç takımında bir çocukla arkadaşlık ediyor. Hiç mi? Yok. Bitmez tabii, de birbirini görmezler bile. Tabii. Görmüyorlar bile birbirini. Çok yanlış. Sabri'nin şanssızlığı şuydu. Necmi abi vardı kalede. Çok Necmi Mutlu, Beykozlu Necmi. Necmi Mutlu tabii şey, iyi bir kaleciydi o da. Sabri uzun yıllar onun yediği bekledi. Ne zaman o bıraktı futbolu, Sabri Dino'nun nasıl bir, müthiş bir kaleci olduğunu ve gördük. Sabri Dino'yla benim de ortak şeyim, o da kolla dirseklerinde kilitlenme oluyor. Bak benim şu kolum diyemez. Öyle kaleci mi? Değil mi ya? Tabii. Tabii ondan. Mesela inanılmaz derecede acıtır. Ben de o yüzden bıraktım futbolu. Yani aynı gerekçeyle futbolu bıraktık. Ama o zaman hemen ona geçelim. Peki sen nasıl kaleci oldun? Onun hikayesini anlat. Benim kaleci olmam öyküsü. İnanın. Yani benim hayatıma sunulmuş en güzel ödüllerden biri ya. Müthiş bir hikaye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama ben onu sonradan fark ettim. Çünkü o yıllarda normaldi değil mi? O yıllarda futbolcular, insanlar, sanatçılar... İçindeydi. Mahallenin abisiydi. Mahallenin komşusuydu. Tabii. Senin Basınköy'deki komşun kimdi? Yaşar Kemal, ya, Orhan Kemal. Orhan Kemal, Yaşar Çetin Kemal. Altan, Çetin Altan, Doğan Koloğlu, İslam Çupi. Ne olursa Umurtalı olur tabii. Ne olur başka türlü. Değil mi? Ama çok mütevazi bir mahalleydi o yani. Çok mütevazi. Kapılar açık. Neydi? Çocuklar hepsi sokakta. İşte o bir adalığın yaşandığı İstanbul'da 1971 yılının yazında biz Trabzon'dan göç ettik. Yeşilköy'de bir apartmanın giriş dairesinde oturuyoruz. Babamın amacı Trabzon'dan kalkıp geldi. Terzi Tuncay. Konfeksiyon işine başlıyor. İyi bir terzi para kazanır. Ne yapar? Çocuklar okusun diye İstanbul'a gelir. Konfeksiyon işine atılır. Evet. Babam bu yolu yürüdü. Ve yazın geldik, yerleştik. Yan apartmanın yine giriş dairesi. Hı. Babam orada oturan insanı çok sevdi. Lefter abi. Küçük Andon Yadis. Evet, Lefter Küçük Andon Yadis. Lefter amca. Babam Lefter abi derdi ona. Babam da büyüktü. Tabii. Ve sınırda böyle bir şey vardı. Duvar. Çok alçak bir duvar. Babam alırdı böyle bir portatif masayı getirdi, açardı. Lefter amca duvarın öteki tarafında oturur. Babam burada. Onlar çilingir sofrasını kurarlardı. Evet. Tabii, o zamanlar Lefter Milliyet'te spor yazarı muhtemelen. O yıllarda herhalde. Herhalde. O herhalde. Büyük olasılıkla. Lefter amca geldi ve onun oğlu vardı. Oğlunun adı da Lefter. Ve biz de orada hemen biz de orada takım kurduk. Mahalle maçı yapacağız.
Yeşilköy Spor'un maçlarını seyretmeye giderdik. Tabii iyi takımdı. İyi takımdı. Basınköy'le Yeşilköy maç yapardık büyük çok. İyi takım. Evet. Yeşilköy Spor'un maçlarını... Yeşilköy'ün forması sarı yeşildi galiba değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Değil mi? Ben değil de öyle hatırlıyorum. Galiba. Ve biz de takım kuralım. Biz babamlar orada demleniyor, sohbet ediyorlar Lefter amcayla. Biz de orada top oynuyoruz. Birdenbire bir gürültü mürültü bir şey oldu aramızda ki Lefter amca kalktı. Ne oldu dedi ya? Ne öyle şey yapıyorsunuz yüksek sesle konuşuyorsunuz? Ne oldu? Ya dedik işte kaleye kim geçecek ona karar veremiyoruz. Çünkü aslında hiçbirimiz kimse kaleye geçmek istemiyor. Tabii. Herkes futbolcu olmak istiyor. Tabii. Kaleci futbolcu sayılmıyor çünkü. Evet, durun dedi. Ben karar vereceğim kim kaleye geçecek. Kalktı geldi. Getirin topu. Orada duvar vardı duvar. Şimdi taşlardan kale ama şu 2 metre arkası duvar. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü topa bir vuruyordu, gol oluyordu, bam diye arkadan top geri geliyordu. Bir de arkadan sana çarpıyordu yani. Çok iyi hatırlıyorum. Lefter amca, ben karar vereceğim diye şu çekmeye başlayınca kaleci olmak istemiyor çocukların hepsi. Topları kurtarmak için perişan. Tabii. Lefter'in topunu atayım da isterse dersin gelsin kaleye. Ama Lefter'in gözüne girmek. Yoksa kimse kaleci olmak istemiyor ha. Ama Lefter ya. Fakat nasıl acımasızca vuruyor biliyor musun? Aslında eğleniyor bizde yani. Topa vuruyor, top duvara çarpıyor, geri geliyor, düzeltiyor, bir de vuruyor, gene geri geliyor. Kimse tutamıyor topu. Sıra bana geldi. Ben sağıma doğru, şu sağıma doğru uçarak, atlayarak ama topu, top ellerime çarptı mı, kurtardı mı bilmiyorum. Ben acıdan ne yaptım? Ellerim nasıl acıyor hocam biliyor musun? Nasıl acıyor? Haşlandı ellerim. Nasıl sert yani. Meşin top tabii değil mi? Nasıl haşlandı? Dikişli. Ha, tabii. Belki baloncuğu vardır bir şeyden önünde. Yamuk yumuk bir şey. Lefter amca, tamam bulduk dedi. Kaleye sumaya geçecek. Gitti oturdu. O günden beri kaledeyim.